Samimi bir konuşma oldu gerçekten. Ama dernekleşmenin mutlaka olması lazım inşallah. Allah yolunuzu açık eder. Biz her zaman söylüyoruz, hani elimizden gelen bir şey olursa her zaman yardıma hazırız. İşte her seferinde böyle bir şey oluyor. Mesela bundan sonra Sedat'a da eminim aynı şey oluyordu. İşte ben bu işte varım falan diyen böyle bir grup oluyor. Sonra 3 ay sonra göremiyoruz kimse kalmıyor. Yani gerçekten bu şeye yardımcı olmak da, hastalara yardımcı olmak da, yani biz ancak kendimiz sahiplenebiliriz. Sedat'ın daha burada bahsetmediği başka problemler de var. O yüzden dernek herhalde şart diye düşünüyorum. Evet, son konuşmacımız yine bir skoliyoz hastamız, Bayan Dagmar. Benim hastam çok sonradan hastam oldu. Birkaç kez kendisini gördüm. Ve gerçekten bana çok ilginç bir hikaye geldi. O yüzden kendisinden kendi hikayesini, skoliyozla ilgili gerçekleri, çünkü kaç yıldır skoliyoz oldu biliyorsunuz? 60 yıldır skoliyozla mücadele eden birisi kendisi. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar sevgili misafirlerim. Çok yordunuz herhalde, onun için fazla uzun konuşmayacağım. Ve benim hikayemi size biraz trajikomik bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü her şey trajik değildi hayatımda. Benim skolyoz hayatım, skolyoz hikayem Monclova'da başladı. Monclova o zaman Meksika'nın çölün ortasında ufak bir köyüydü. Ve babam mühendis olarak çalıştığı Alman şirketi tarafından oraya yollandı. Büyük bir sanayi tesis kurmak üzere orada bulundu. Ve ailesini yanına aldı. Yani annemi, erkek kardeşimi ve beni. Antoparentesiz benim için Monclova zor idi. Çünkü ben Almanya'da lise giriş imtihanı kazanmış bir kızdım. Ve İspanyolca bilmediğim için babam beni Meksika'da birinci sınıfa yerleştirmeye uygun gördü. Ve hiç unutmuyorum, oradaki öğretmen bana yazma okuma öğretmeye başladı. Yani elime alıp A harfi yazdırmaya çalıştı ve benim için son derece utanç verici bir olaydı. Fakat o şekilde sonra İspanyolca gayet iyi bir şekilde öğrendim. Bir gün müthiş bir baş ağrım başladı Monclova'da. Ve bitmedi bu baş ağrı. Şey zannettiler, beyin iltihabından şüphelendiler. Fakat doğru bir teşhis koyabilmek için bel kemiğinden bir sivri almaya kararlaştırıldı. Ve bu ya ufak bir ameliyat saydı. Ve orada bir hastane olmasına rağmen bu olay bizim evde, daha ziyade evimizin mutfak masası üzerine yapıldı. Ve o iğne bel kemiğime batırdıkları zaman o kadar feci bir sancı hissettim. Ve 3 kişi beni tutmak mecburiyetinde kaldılar. Annem kaçtı korkudan. Ondan sonra maalesef çocuk felç teşhis kondu. Başlangıçta fazla bir şey hissetmedim. Sağ bacağımda hafif bir ağrılık vardı. Fakat sonradan maalesef o felç karnımdaki adeleler ve sırtımdaki sol adeleler etkiledi. Ve sağ adeleler çalıştıkları için bel kemiğimi sağ tarafa çektiler ve o şekilde skolyoz oldum ben. Tabii pek o zaman daha pek yapılacak bir şey yoktu. Bir vitamin C verdiler bana, o kadar. Sonra daha iyi bir doktor tarafından muayene edilmek için annem şey aklına geldi. Mexico City'de bir yaşayan bir kız arkadaşı vardı Almanya'dan. Beni oraya yolladı ve o aile Dr. Juan Faril tarafından bir muayene randevu aldılar. Hala inanılmaz gururluyum Dr. Juan Faril tarafından muayene edilmek. Çünkü o aynı zaman dünyaca meşhur olan Frida Kahlo'nun doktoruydu. Frida Kahlo o zaman bir otobüs kazası dolayısıyla bel kemiğini incitti. Ve hayat boyunca bir alçı korseyle yaşamak mecburiyetinde kaldı. Fakat hiç yılmadı ve dediğim gibi dünyaca ünlü, meşhur bir ressam oldu Frida Kahlo. Doktor Juan Faril de benim için bir ameliyat tavsiye etti. Fakat ailem yanaşmadı. Onun için Monclova'ya döndüm ve böyle 3 kıymetli yıl kaybettim ben Meksika'da. Sonra Almanya'ya döndüğümüz zaman bu konu bir daha ele alındı ve şey öğrendik. Münih'te Profesör Doktor Max Lange ilk defa böyle bir skolyoz ameliyat yapıyor.
Yani bel kemiği mümkün olduğu kadar düzgün şekilde getirip ondan sonra bir kemik ile onu destekliyordu. Ve onu da bu alıp gittik ve doktor Profesör Maxlane ameliyat dedi. Fakat beni hazırlamadan evvel 3 hafta boyunca beni bir hastanede yatırdılar. Çevrildim, beni bağladılar yatağa ve ayaklarımı anlık verdiler. O şekilde 3 hafta gece gündüz yattım o yatakta. Ondan sonra herhalde biraz düzgün hale geldi benim skolyoz. Ve 1957 yani 14 yaşındaydım ben, o zaman ameliyat oldum. O bel kemiğime bir tane kemik koydular. Sonradan 3 ay özel bir alçı yatak yatma mecburiyetinde kaldım. Kımıldamadan tabii gece gündüz. Fakat şey çok tatlı bir oda arkadaşım vardı, Heidi. O da skolyoz ameliyat oldu. Ve ikimiz genç kız olarak sırayla o yakışıklı genç asistanla aşık olduk. Böyle gayet güzel, hoş bir vakit geçirdik biz hastanede. 3 ay sonra beni ayağa kaldırdılar. Ve bir sene boyunca da alçı kosyelerle yaşamak mecburiyetinde kaldım. O anda tabii de benim eğitim hayatım da devam etti. Yani çeşitli ülkelerde 3 yabancı lisanede eğitim gördüm. Hastalık, hastahane, alçı kosyeler vesaire vesaire. Fakat yine foreign correspondent yani yabancı muhabir olma becerdim hiç olmasa. Ondan sonra Meksika'dan sonra bana Almanya hep çok sıkıcı geldi. Onun için benim Alman şirketim İspanya'da bir şubesi vardı Bilbao'da. Ve beni oraya yolladılar çalışmak için. Ve Bilbao'da son derece renkli, güzel iki çalışma yıl geçirdim. Öyle tabii malum siesta var İspanya'da. Ve ondan istifade ederek jimnastik yüzmeye çalıştım Bilbao'da. O da sadece bir tane kapalı havuz vardı. Ve öyle benden başka hiç kimse yüzmüyordu. Fakat yantıs değildim havuzda. Dört bacaklı yaratıklarla yarış yapıyordum ben havuzda. Yani o dört bacaklı yaratıkla şeydi, kocaman fareler. Onlarla beraber yüzdüm ben. Fakat fareler benim hayatımda büyük rol oynuyorlar. Çünkü büyük fare sayesinde de eşimle tanıştım ve eşimle kararlı. O da üç boyutlu skolyoz terapi deniyor. Ve bu şey yapılıyor, kristallerinden çoğu tarafından Batuvanlar'da yapılıyor. Ve o şekilde 1977 senesinde ilk defa Batuvanlar'a geldim. Ve o zamandan beri iki senede bir muhtazam Batuvanlar'a gidiyorum. Ve o da Frau Lehnert ile tanıştım tabii. Benim hayatımda en büyük rol oynayan bir hanımydı. Esas annesi skolyoz sahibiydi, fakat biliyorsunuz, fakat yine çok skolyoz sahibiydi. Ve o bize o üç boyutlu skolyoz tedavi yöntem çok basit bir şekilde izah ettiler. Düşünün bir balon, onun havası çıkmış. Boşuk boşuk oluyor balon. Fakat onu havayla üfleyecek olursanız yine çok güzel oluyor, yuvarlak oluyor. Ve şey dediler, siz o skolyoz dolayısıyla içine çökmüş kısımlar nefesle doldu ve jimnastik ile adileler çalıştırarak eski yuvarlak haline getirmeye çalışın. Söylemesi kolay fakat yani esas temel oydu o yönteminin. Ondan sonra Ali'ye kendisi ders veriyor bize. Çok yoğun bir şekilde çalıştık biz. Aşağıda her gün 6 saat falan çalışıyorduk. Bazen hastalar jimnastik merdivenlerinde bayılıyorlardı, o kadar yoruldular. Fakat ben çok mutluydum, ben sert çalışmayı çok seviyorum. Fakat şeydi, yani çok renkli kişilerle tanıştım Bad Sobernheim'da. Mesela bir şey vardı, bir fizyoterapist vardı Hertha sahada. O da çalışıyordu. Fakat esas Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göçmüş bir bale öğretmeniydi. Ve işi bittikten sonra bir holde kendi bale repertuarı dans ediyordu her akşam. Ve o bir peruk takıyordu. Dans ederken o peruk tabii düşüyordu. Fakat hiç aldırmadan peruk alıp kafasını koyuyordu. Ve biz tabii kık kık gülüyorduk onu görünce. Ondan sonra bir bayan Doris vardı. Onda çok ağır bir skolyoz sahibiydi.
Fakat Doris da hiç utanmadan sahne çıkıyordu akşamları. Üzerine kıpkırmızı bir etek, bir mor bluz, saçında kıpkırmızı bir kordela ve şeyi Fransız şansonları söylüyordu bize. Ve böyle şapkamı çıkartıyordu böyle insanlardan, hiç utanmadan bize konser verdi. Ondan sonra sizin bahsettiğiniz gibi biz hepimiz tabii spor kıyafetiyle yemek yiyorduk, oturuyorduk. Yemek yerken de Herr ve Frau Lena bizi devamlı kontrol ediyorlardı. Düzgün mü oturuyorlar değil mi? Çarpık oturunca Herr Lena kalkıp bizi düzeltiyordu. Yani devamlı kontrol altındaydık. Ondan sonra bir gün bir şey geliyordu. Bir hanım son derece süslü, üç tane bavul ile üzerine akşamlı bir şanel takıyor. Mükemmel makyaj, mükemmel saç. Ve o ümit ile o da bir erkek arkadaşıyla tanışabiliyor. O ümit ile gelmiş. Halbuki söylediğiniz gibi o hastalık maalesef %85-90 hanımla hastalığı. Onun için büyük hayal kırıklığı uğrayıp hemen bizi terk etti. Yani o şekilde de çok tatlı insanlarla tanıştım ben. Ben çok büyük bir ilerleme gördüm ilk tedavide. Yani aşağı yukarı 1 cm boyum uzadı. Nefes kapasitem zaten iyiydi, daha da düzeldi. Ondan sonra bu şekilde şimdideki hayatımla her gün Lena Çoğu jimnastik yapıyorum. Her gün aşağı yukarı 45 dakika, 1 saat ama cumartesi, pazar dahil. Ayrıca hemen hemen her gün 1 saat yüzüyorum. Git gel, git gel, yani aşağı yukarı 2 kilometre her sefer. Bir de bir spor salonda pull down yapabilecek bütün aletler kullanıyorum. Yani o da aşağı yukarı 1,5 saat daha yapıyorum bunu. Frau Lena benim için bir örnek insanıydı. Hayat boyunca o geliştirdiği jimnastik yöntemi başka ülkelerde göstermeye çalışıyordu. Sayısız konferansla seminerle verdi Frau Lena ve en sonunda işte o metot şimdi hem Amerika'da hem İspanya'da bilhassa büyük bir hastane var, Kore'de ve en son işte acaba Demaslak Hastanesi'nde uygulanıyor ve ben onu da şahsen söyleyebildim Frau Lena'da buradaki Maslak Hastanesi'nde ve çok memnun oldu. Ve bu bütün çabaları boşuna değil de evvela Alman hükümetten liyakat madalyayla ödüllendirildi. Sonradan tabii o patent şey sattı. Asklepios Katharina Schroth Klinik sattı o patent. Fakat evde 91 yaşında oldu Frau Lena. Buna rağmen evde de internet sayesinde, internet vasıtasıyla başka hastaları daha tedavi ediyordu. Benim bir Hintli çocuk bana gösterdi. Bilgisayarda inanılmaz bir derece bir ilerleme elde etti Frau Lena. Benim için bir abla, bir annem idi ve biz her zaman buluşuyorduk Bad Hohenheim'de ilk gün. Geçen sene yine oradaydım ben, randevulaşmıştık, telefon ediyorum, cevap veren yok. Bir daha cevap veren yok, sonra öğrendim. Birkaç gün evvel trajik bir şekilde vefat etti, 91 yaşındaydı. Her zamanki pastaneye gitmek istiyordu. Üç basamak yukarı çıkacak ve otomatik açan bir kapı vardı. O gün açılmadı o kapı ve o afalayıp bir adım geri atıyor. O şekilde düşüyor kafa üzerine. Onu hastaneye kaldırıyor. İki gün sonra vefat etti. Allah'tan 91 yaşında ve hiç olmazsa tekerlekli iskemle peş bir şekilde falan kalmak gerekmiyordu. Ve o şekilde vefat etti. İşte benim hikayem o ve ben yani her gün devam ediyorum ve Allah'tan bu hırs var bende. Usanmadan, bıkmadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Harika bir hikaye. Esam abi size hemen belki soru gelir. Çünkü burada ya ben sizin elinizi biliyorum. Ameliyat olmuş olmanıza rağmen oldukça yani 100 dereceler civarında falan eliniz var aslında. Evet. Dışarıdan da hiç belli olmuyor. Bunun da tek şeyin yaptığınız spor olduğunu düşünüyorum. Hatta sizin o eğriliğinizle bir insanın ağrısız yaşayabiliyor olması bu yaşta evet. İnanılmaz bir şey.
Bu da tamamen o egzersize bağlı olduğunu düşünüyorum. Zaten o yüzden Dagmar Hanım'ı buraya özellikle çağırdım. Yani sonuçta Dagmar Hanım'ın o zamanki, biraz da geçen sene Nazire Hanım'da da aynı şey olmuştu. Bir skolyozun tarihini dinledik aslında. Anlattığı gibi 3 ay alçı yatağında yatmak. Bize onlar öyle tedavi ediyordu. Şimdi biz 3. günde taburcu ediyoruz. Yani ertesi gün ayağa kaldırıp taburcu ediyoruz. Dolayısıyla nereden nereye geldik? Bu o anlamda da güzel bir hikaye. Ve herhalde kör bir gözleri görüyorum arkada, diğer çocuklarımızı da görüyorum. Sizler için Dagmar Hanım büyük bir örnek olmalı diye düşünüyorum. Yani bu yaşta her gün şurotunu yapıyor, her gün egzersizlerini yapıyor ve gördüğünüz gibi 100 küsur derecelik skolyozlu da insan eğer kendini iyi bakarsa yaşayabiliyor. Yani bu o kadar da büyük bir şey değil. Ama spor ve egzersiz son derece önemli. Sizin sorunuz var mı Dagmar Hanım? Ve Schrott'un da önemini de anlattı. Ne kadar dedike bir insandan böyle bir egzersizin çıktığını bize aktardı. Evet. Bu bir daha yüksek ses söylesen ben duyamadım. O azim nereden geliyor? Azim nereden geliyor? Hayır, evet. Nasıl bu azim? Babam da öyle. Adamlar suyu çok seviyordu. Evet. Kışın bile donmuş gölleri açıp o su içinde yüzüyordu. Allah'tan. O zaman buradan babalara da mesaj geliyor. Demek ki çocuklar spor yapsın diye daha çok spor yapacağız. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Zikri Bacım, çok olduğunuz çok çok sağ olun. Bence harika bir konuşma. Harika bir örgü. Evet. Evet, toplantının aslında sonuna geldik. Biraz da sarktı. Neredeyse bir saat falan sarktı herhalde. Ama yine de kısa bir süre için varsa birkaç sorunuzu onları alalım. Sonra da burada bir hep beraber bir hatıra fotoğrafı çektirelim istiyorum. Var mı soru? Bugün bize soracağınız. Skolyozum var ve benim en çok korktuğum şey felç kalmak. O yüzden hiç bugüne kadar şimdi soru sorabilirsiniz. Yani nasıl olur bilmiyorum artık. Size çok güveniyorum. Sizi buraya ilk defa dinlemeye geldim ve bir numaralı insansınız diyorum bu konuda. Sağ ol, teşekkür ederim. İltifatları sonra çıkarırız. Yani bu yine çok genel bir şey. Şeyi görüyoruz. Özellikle bu ergen çağında olan skolyozun tedavi edilmiş veya tedavi edilmemiş. Sonra erişkin yaşta da skolyoz olarak devamını görüyoruz. Bazen ilerliyor. Mutlaka her skolyoz az da olsa ilerliyor 30 derecenin üzerinde. Ama bu ilerlemeler çok az olabiliyor. Eğer 50 derecenin üzerinde bir skolyoz varsa bazen fazla olabiliyor. Ve yine kendi hastalarım var. Yani şu anda o yaşta 45 derecenin üzerinde olduğu için, 40 derecenin üzerinde olduğu için tedaviyi reddetmiş. Şu anda zannederim 54 yaşında ama günde 1,5 saat yüzen, üstelik de 2 tane eğriliği olduğu için 80 küsur 90 dereceye yakın hatta şu anda. 2 tane eğriliği olduğu için dışarıdan çok anlaşılmayan sadece boy kısalığı yapan ama full aktif insan yani. Dolayısıyla kendinize iyi baktığınız zaman bu oluyor. Yani İlla ki bu skolyozun ameliyat olması gerekir diye bir şey yok. Tabii sizin derecenizi görmemiz lazım ve bu skolyozun size derecenin de bir önemi yok. Skolyozun sizin yaşam kalitenize yarattığı etkiye bakmamız lazım. Eğer bu bir şey yaratmıyorsa, eğer bu ilerlemiyorsa o zaman skolyozunuz kendiniz yok gibi sayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi 100 küsür derecede de skolyozuyla gayet iyi çalışabilen, yaşayabilen insanlar var. Bel fıtığı farklı bir olay tabii. Ameliyattan felç olma korkusu. Yani hiçbir zaman ameliyattan felç olunmaz lafını söylersem ben çok iddialı olur. Ama bunun yapıldığı iyi merkezlerde, tecrübeli cerrahlarla, bugünkü elimizdeki teknolojik imkanlarla bu oran çok 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 düşük. Yani bu korkuyla skolyozun ileride getirebileceği tehlikelere katlanmak artık anlamsız. Eskiden bu bir seçenek olabilirdi. Felç olmamak için ne yapayım işte 40 yaşında, 50 yaşında benim kötü bir yaşamım olsun. Ama artık bu pek geçerli değil diye düşünüyorum. Bunun çok güzel yapıldığı, layıkıyla yapıldığı, yüksek teknolojinin kullanıldığı yerler var. Bu konuda uzmanlaşmış, bu sadece de değil, devlette de bu konuda uzmanlaşmış hastaneler, doktorlar var. Bunlar tarafından yapıldığı sürece felç riskinin, özellikle de ergenlik dönemi skolyoz için söylüyorum, felç riskinin son derece düşük olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam Facebook'tan canlı yayın yapıyoruz da burada ısrarla gelen bir soru var. Skolyozun kilo alamamaya etkisi var mı diye.
psikolojinin kilo alamamaya. Valla psikolojinin kilo alamamaya bir etkisi yok. Ama şunu söyleyeyim, psikoloz genellikle, bu benim bir gözlemimdir, ince, uzun, güzel kızlarda oluyor. O yüzden... O yüzden siz devam edin hocam. O yüzden yani o, onların kilo alamama gibi bir problem var. Yoksa bu psikolojiyle ilgili değil yani. Ben de devam edebilir miyim? Evet, ben katılıyorum bu arada. Marilyn Monroe'nun da skolyozu varmış. Benim şöyle Sedat'a söylemek istediğim bir şey var. Tersinden bakarsak şöyle de bir sorun var. Şu askerlik konusuna girersek. Çok kötü geliyor. Ben yüksek sesle konuşayım. Benzer bir şekilde de 10-12 derecelik eğrilik saptandığında polis akademisinde polis olamamak ya da askeri okula öğrenci olamamak sıkıntısı söz konusu. Pilotlukta da var. Yani. Pilotlukta da var. Tabii şimdi 10-12 derece, bakın 100 dereceyle bir, evet, bir şey, evet, gösteriyoruz. Hiçbir, evet, bir sınır değil. Şimdi gerçekten, evet, bu işler için bir gruba ihtiyaç var. Bunu, evet, biz savunduğumuzda, biz Corse için geri ödeme sistemini zorladığımızda, bizler işin bu tarafında olduğumuz için başka türlü anlaşılıyoruz. Evet. O yüzden gerçekten, evet, buradan lütfen ailelerden, etkilenen kişilerden, birey, toplumda birey olmanın gerekliliklerinden biridir bu. Herkesin üzerinde bir vazife olmalıdır. Bir grup oluşturulmalıdır. Bu tedavi hakları için, Corse tedavisinin ödenmesi için, modern tedavi yöntemlerinden olan egzersiz için hak oluşturulması için, bir spor salonuna yazılıp bundan, evet, bir ücretsiz yararlanabilmek adına mutlaka çok çok daha fazla sorunlar var. Ama sivil toplum örgütleri böyledir. Her dernek için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Dernek olunması gerekiyorsa dernek, sivil toplum örgütü olunması gerekiyorsa o. Bizler ancak danışman olarak bulunabiliriz. Tabii ki yanınızda yer alırız. Ama hastalara ihtiyaç var, hasta yakınlarına ihtiyaç var. Sizleri davet ediyoruz. Sizlerin, evet, sorunlarını sizler çözebilirsiniz. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Evet, soru var mı? Bu soruları her zaman bize mail adresinden ulaşarak sorabilirsiniz. Aklınıza, kafanıza takılan soruları. Tekrar sorabilirsiniz. Şu anda okuyamıyorum diğer sorularımız var. Sonlandırayım. İsterseniz arzu edenler varsa burada toplanıp bir hep beraber, evet, fotoğrafı çektirelim. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir havada...